Zeynep Hanım, siz koridorda bekleyin. Ayşe Hanım, Nazlı Hanım, siz benimle gelin. Buyurun. Mahkemede yalnızca Nazlı Hanım ifade verecek. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Bunu Zeynep'e de iyice anlatın. Ne demek istiyorsunuz? Sakın bu kararı benimle tartışmaya kalkmayın. Karar mı? Demek benimle konuşmadığın buydu. Birlikte kararlar alıyordunuz. Bu kararı tek başıma aldım ve sizden buna harfiyen uymanızı istiyorum. Zeynep'le konuşun. Tutuklu mahkemeye getirilince en küçük bir tanışıklık emaresi görmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Ayşe, doğrusu bu. Sana bir şey olursa yaşayabileceğimi mi sanıyorsun? Bu yanlış kararınıza boyun eğiyorum. Ortadan firar ettiğini söyle. Hı-hı. Tek kurşun sıkmadan. Anladın mı? Anladım. Telaş yok. Korkuya kapılmak yok. Her şeyi açık seçik anlat onlara. Zeynep, gelir misin? Bu mektup sana yazılmış. Risto. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni yalnız bırakalım. Bir hayalim var Zeynep. Demir kapıyı uzanıp açıyorum. Kilitsizmiş meğer. Sakin, telaşsız yürüyorum. Hava o kadar berrak ki. Sana doğru geliyorum. Birazdan kapının önüne çıkacaksın. Gelişimi beklerken uçsuz bucaksız tarlalara bakıyorsun. Rüzgar yüzüne dokunuyor. Aslında o rüzgar benim. Ve rüzgarda benim sesim sana, benimle gel, nerede yaşayabilirsek oraya gidelim diyor. Risto, bakma, bakma. Hemen giriyor muyum? Birazdan çağırırlar. Annemler burada mı? Risto Markaris. Yuvacık köyünde ikamet ederken yüksek öğrenim için Atina'ya gittim. Mühendis çıktıktan sonra Yunan ordusunun bir subayı olarak Anadolu'ya gönderildim. İfadende böyle yer alıyor. Diyeceğim bir şey var mı? İfadem doğrudur.
Teminim. Mahkeme heyetine telgraf var. Acilmiş. Tamam, ben veririm. Nazlı, siz isterseniz içeride bekleyin. İlk sevkimiz sırasında silahımı bıraktım ve trenden atlayarak firar ettim. Kendi toprağımın insanına tek bir kurşun bile atmadım. Atmamak için firar ettim. Efendim, bu önemli görülmüyorsa mübadelede esir bir Yunan subayı olarak iade edilmemi arz ediyorum. Şimdi beni iyi dinle Teğmen Hristo. Patrik vekiliniz Doroteos Mamalis, vatandaşlık yükümlülüklerinden muaf tuttuğunu söyleyerek gençlerin Yunan ordusuna katılmalarını sağladı. Bunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığı gibi Patrik vekilinin böyle bir yetkisi de yoktu. Ama pek çok Rum gencini de ateşe attı. Şimdi Teğmen Hristo, sen Yunanlı değil, bu ülkenin vatandaşı olan bir Rumsun. Bu yüzden milletler arası hukuk kurallarına uygun olarak vatana ihanetten yargılanacak. Bir saat ara veriyoruz. Mevkufu götürün. Salon boşalsın. Bu karar alındı. Çıktılar. Geliyorlar. Karar ne Nevzat abi? Vatanı ihanetten yargılanıyor. Mahkeme ara verdi. Bir saatimiz var.